sulamayla ilgili hepsini bitiriyoruz. Bitireceğiz inşallah. Yılbaşından şeyde 8 sene. Bu sene 13 tanesini tamamlayacağız. Tamam. 7 tanesi vardı inşallah. Zaten 20 tane vardı. Tamam. Onlar da şeyde. Onun yanında vidanjörümüz, çöp kamyonumuz, konteynerimiz 1000 tane geldi onlar. Alıştı. Evet. Tamam. 30 trilyon liralık altyapı ve kanalizasyoncu köylere ayrım var. Proje çalışmaları bitmek üzere. Bitirdik. Ben doğrusu bugün buradan sonra bir il özel dairesiyle ilgilenen meclisi kardeşlerimle bir araya gelip bir değerlendirme yapacağız. Biraz daha hızlandırma açısından neler yapabiliriz? Özel dairenin aksayan yönleri varsa onları da konuşacağız. Akşam da belki vali beyle de onları paylaşırız. Ayrıca Tatvan'a gideceğiz akşam. Zeki Bey'in dükkanı var mı AVM'de kiralık? Benim mi? Evet. Hayır. Yok mu? Tamam. Ne var, yeni haber var mı telefonda? iPhone 7 mi o? İnşallah Tatvan AVM'si ile ilgili toplantı yapacağız. Tatvan Belediye Başkanımız yok. O da bu işe öncülük ediyor. Muhalif olmayacağına ben inanıyorum. Çünkü oradakiler aşağı yukarı 7-8 senedir o çarşının ceremesini çektiler. Şu anda satışa çıkmış vaziyette. Onu biraz öteledik. Satışı erteledik. Ama Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kendisiyle arkadaşlar da geldiler Ankara'ya. Onları da görüştürdüm. Bir imkan dahilinde hem konsensus sağlanarak hem belediye başkanımızın gönlünü razı edeceğiz. Onun istediği rakamlar var. Onları biraz aşağı, biraz yukarı. İnşallah o çarşıyı da alışveriş merkezini, Tatman Alışveriş Merkezi'ni oradaki esnafımıza kazandıracağız. Temennim böyle, gönlümden geçen böyle. Bununla ilgili de çaba sarf ediyoruz. Aynı zamanda Tatman'ın çevre yolu inşallah Kasım sonuna doğru ihalesi yapılacak. Proje ihalesi yapılıyor. 14 Kasım. İşte bu bir yapılsın sonra. Ben bürokrasinin içinde görüyorum. Her şey tamam diyorlar, bir şey çıkıyor. O nedenle yapılsın sonra. Çok fazla erkenden konuşmuyorum. Çünkü son anda bakıyorsun bir şey oldu, ertelenmiş oluyor. Ama yapılacak. Yıl sonuna kadar inşallah Tatman çevre yolunun şeyde, temelin şey, ihalesi de yapılacak. Ulaşımda hastaneyle ilgili bir geçişte sıkıntı var. Buradan giderken bir üst geçit yapma projesi var. Oradan gelirken iyi de buradan giderken geçilmiyor biliyorsunuz. Onunla ilgili bir çalışma var. Son bir görüştük. Onu biraz daha kesinleşsin. Onu da sizlere söyleyeceğiz. Ayrıca o geçen günde kaza olduğu yere zaten bir girdi, battı, çıktı yapılacak. Tatvan'da bizim hastane kavşağı mı diyoruz? Abir. Doğum evi kavşağı. Abir diye geçiyor. Abir diye mi geçiyor? İnşallah orası da 30 milyon civarında bir yatırım yapılacak. Güzel bir kavşak olacak. Hastanemize doktorlarımız geldi. Bir kısmı gelmiş. Bugün ziyaret ettim ben. Yani hastane müdürlerinin veya sağlık il müdürünün ifadesine göre eksik doktorumuz yok diyor. Ama şimdi Hamdi Bey'e desen doğum doktoru diyecek. O biraz meraklı. Yok efendim. Çünkü bölgede doğurganlık oranı yüksek tabii, o hakkı. Ama ahlakta doğum doktorumuz var. Buraya da iki tane geldi. Onun dışında kardiyolog, beyin cerrahı hepsi var. Bugün Nurullah'a baktık. Hemen MR'ını da çekmişler. Ama tedbiren bir gitsin baksın, bir içimiz rahat etsin diye gönderdik. Yoksa her türlü müdahaleyi yapabiliyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde Sağlık Bakanı, hatta onun niyeti öyle, Başbakanımızla birlikte bir bitişi ziyaret etmek. Belki ileride il ilçe kongrelerinde de olabilir o tarih. Ve hastanenin resmi açılışını yapmak, eksiklerini de tamamlamak. Yani hastanede fena değil, hastanemiz iyi gidiyor. Sağlık konusunda doktorumuz ve diğer alet ne varsa cihaz konularında elimizden geleni yapıyoruz. Yakında üniversitelerde KHK yayınlandı. Rektör değişikliği olacak. Rektörümüz 8 yıldır mı görev yapıyor? 8 belki bir kısmınız tanımıyorsunuz, görmediniz hiçbir rektörümüz. 8 yıllık görevinden sonra başka yerlere geçecek. Yeni bir rektör arayışımız var. Konsensüsle bizim STK'ların da kanaat getirdiği, iyiliğiyle ilgili bizim insanımız olan bir rektör adayımız. İçimizden birisi, bizim yöreden birisini bulacağız inşallah. Günde
Şef Başkanı'yla randevum vardı. Aşağı yukarı bir saat gittik, görüştük. Bir isim var, araştırıyoruz, bakıyoruz. Cumhurbaşkanımız da kimi isterlerse onu bir araştırın, getirin, onaylayın demiş. O yönden Allah razı olsun ondan da. Sevdiğimiz, kendi aramızdan birisini inşallah seçip bizim aramızda olan, acımızı paylaşan, efendim sevincimizi paylaşan bizim insanımız birini arıyoruz. Yoksa çıtası çok yüksek, Boğaziçi rektörü gibi her gün yurt dışlarına gidecek bilmem ne, bizi onu aramıyorum. Bizden birisi olsun, geriye kalan bizim öğrenciler zaten gereğini yaparlar. Ekonomiye değindim. Kötü durumda değiliz, endişelenmeyin. Her türlü destek verilecek. Bankaya borçları olanları bankalarda yapılandırma istesinler. Mevcut duruma göre, üzerine böyle faizi yuvarlayarak değil, mevcut duruma göre yapılandırma yapılacak. Bunu çarşı pazarda gezerken dillendirin. Eğer tabii bizim bankalarla ilgili, yani devlet bankalarıyla ilgili olanlar da, onlar da yapılandırmaya gidecekler. O yönde ticaretle ilgilenen kardeşlerimizi de uyaralım. Eksik bir şey varsa direkt desinler, biz ikaz edelim hangi şubeyse. Çünkü varılan karar öyle. Yapılandıracaksınız, gerekirse faizlerin bir kısmından da vazgeçeceksiniz. Talimat da öyle. İçişlerinde biliyorsunuz FETÖ'yle mücadele devam ediyor. İçişleri Bakanımız genç, dinamik, herkesi seviyor. Emniyet Müdürümüz gayet başarılı, biz de memnunuz. İnşallah bir müddet daha aramızda kalacak. Ondan sonra da bir tık atlayarak o da belli bir yere gidecek. Yani Fatih Bey'den Ankara'da memnun. Sizler de memnunsunuz, bilmiyorum problemi olan var mı? Yani o yönde bir müddet şey yapacak.